Doğan Özbir, gazeteci Ercüment Taşdere'nin sorularını cevapladı ve şunları söyledi. Babam Karslı, biz Karslıyız. Ben 1972 yılında İstanbul Levent'te dünyaya geldim. Hep Karslıyım dedim. Karslı olmaktan gurur duyuyorum. Ticaretle uğraşmaktayım. Hayat hikayem burada anlatmama sığmayacak kadar uzun, yaşanmışlıklarla ve mücadelelerle dolu. Fakat kısaca özetlemek isterim. Hayatımın büyük bir kısmı cezaevinde ve gece hayatında geçti. İlk suçum babamın oğlu olmak, zulümlere karşı durmak. Her şey yoluna girmeden önce bazı şeylerin yaşanması gerekiyormuş diye düşünüyorum o günleri. Herkesin hayatta bir sınavı vardır. Ne yaparsak yapalım, kaderin önüne geçemeyiz. Ne koşulda olursa olsun, her zaman bir umudu olmalı insanın. Şu an sakin bir hayatım var. İşlerimle meşgulüm. Düzgün, dürüst ve ilkili ticaret yapmaya çalışıyorum. Günün sonunda hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Mütevazı bir hayat sürmekteyim. Gösterişe değil, karaktere önem vererek büyüdüm nihayetinde. Babamın vefatından sonra onun bayrağını devraldım. Hiçbir zaman onun gibi olamam biliyorum ama her zaman ona ve miras bildiğim soyadıma yakışmayı ilke edindim. Allah'ıma şükürler olsun bunu da başardığımı düşünüyorum. Çukur dizisiyle alakalı şunları söyleyebilirim. Ülkede adeta bir sembol haline geldi. Senaryoda babam merhum İdris Özbir'in hayatından esinlenilmiş. Hikaye birebir aynı olmasa da kesişen pek çok ortak nokta var. Bizde aile her şeydir. Ailen yoksa hiçbir şeysin. Dizideki İdris Koçovalı karakteri tam bir aile babası. Yalnızca ailesinin değil, mazlumun da babası aynı zamanda. Babam da öyleydi. Hayatın içinden gelen bir adamdı. Fakirin, işçinin, emekçinin yanındaydı her zaman. Babam uyuşturucuya ve benzeri kötü alışkanlıklara da her zaman karşı bir tavır sergilemiştir. Bu yönleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Her hikayede kahraman olabilirsin ama en çok kendi hikayende yorulursun. Buradan İdris karakterine hayat veren Sayın Ercan Kesal'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki mafya değiliz. Bu söylem bizi rahatsız eder. Babam eski kabadayılardan bir İstanbul beyefendisi. Kabadayılık ayrı bir mecradır. Herkes mafya olabilir ama kabadayı olamaz. Bizim hiç kimsenin bir şeyinde gözümüz olmadı. Her zaman kendimizin olanla yetindik. Hiçbir zaman kimsenin arkasından konuşup iç çevirmedik. Dedikodu yapıp tuzak kurmadık, aldatmadık. Özümüz neyse sözümüzde bir oldu. Soyadımıza layık kaldık. Allah'tan başkasından korkumuz olmadı. Kimseye eyvallah etmedik. Yanındaki insanlara değer veren, kadir kıymet bilen olduk. Haksızlığa karşı boyun eğmedik asla. Hayatımız boyunca hep dik durduk. Bu vefasız dünyada hatırlanmak çok güzel. Çukur dizisiyle birlikte bazı değerlerimiz de hatırlanmış oldu. Bize de çok güzel yorumlar geliyor. Dizide ince mesajlar var. Bunları almak önemli. Gençlere güzel örnek olabiliyorsak ne mutlu bizlere.